Herkese merhaba. Sağlıklı Hocanın YouTube kanalındasınız ve bu videomuzda bisiklet bacakları kalınlaştırır mı bunu konuşacağız. İlla kendimizi spor salonunda kondisyon bisikletleriyle düşünmeyelim. Bu normalde bindiğimiz bisiklette olabilir. Yani pedal çevirmek bacaklarımızı kalınlaştırıyor mu, inceltiyor mu, ne hale getiriyor? Gelin buna bir bakalım. Dilerseniz cevabı ben değil de bir bisikletçinin bacak kasları versin. Bir bisikletçi görüyorsunuz ve size şunu sormak istiyorum. Daha önce hayatınızda hiç bu kadar kalın bacakları olan bir bisikletçi gördünüz mü? Gördüyseniz lütfen çekin ve bana atın. Muhtemelen o kişi daha önce farklı bir iş yapıyordur ve bisikletin üstüne yeni çıkmıştır. Yeni yeni pedal çevirmeye başlamıştır. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Bacaklarınızı kalınlaştırma olmaz. Ee, zaten birçok kişi bunları hep merak ediyor. Bacaklarım kalınlaşır mı? Çirkin bir görüntü ortaya çıkar mı? Damarlar fışkırır mı? Gibi gibi birçok. Değerlendirme duyuyoruz. E, tabii halk arasında bu tarz kulaktan kulağa yayılmalar normal. Ama gelin birlikte aslında bisikletin bacaklarımıza ne yaptığına hep birlikte göz atalım. Şimdi ekranda e, sürekli pedal çeviren, bisikletle uğraşan profesyonel sporcuların bacak kaslarını görüyorsunuz. Gayet nizami, e, ideal sıkılıkta ve bu yüklenmeye cevap verecek e, bir forma sahip. Şimdi burada neyi kastediyorum? Mesela koşucuların bacak kaslarına bir dikkat edelim. Şuraya bir tane sprinterın bacak kaslarını koyayım. Sprinter ne demek? Kısa mesafe patlayıcı koşan kişi demek. E, ve bacak kasları e, bir anda patlayıcı bir yüklenmeye maruz kalıyor ve kalınlaşarak buna cevap veriyor. Ama gelin bir de bir maraton koşucusunun bacaklarına bakalım. Saatlerce koşan bir kişiden bahsediyoruz. Saatlerce koşuyor, koşuyor, koşuyor ve vücut bir ekonomiye geçiyor. Bu mesafe uzun. Taşımam gereken bir vücut ağırlığı var ve o vücut ağırlığını küçülterek bu uzun mesafedeki talebe cevap vermeye çalışıyor. Yani kısa mesafe koşanın bacak kası farklı, uzun mesafe koşanın bacak kası farklı ama bisiklette pedal çevirenin bacak kası nasıl? Siz e, halk sağlığı açısından konuya bakacak olursak yani profesyonel olarak bir müsabakaya katılmıyorsanız evinizde bir tane kondisyon bisikleti aldınız çıktınız üstüne burada oturduğunuz pedal çeviriyorsunuz. Bakın şu anda burada pedalı çeviriyorum arkadaşlar. Bunu ben günde 20 dakika, günde 40 dakika, 60 dakika yapsam da öyle kalınlaşma veya çok incelme olmayacaktır. Aksine bacaklarda bir sıkılaşma meydana getirir. Yani bacakları sıkılaştıran ve ideal formuna getiren bir egzersizdir diyebiliriz. Şimdi bazı kişiler bisiklet pedalının üstüne çıkıyor çeviriyor çeviriyor ama bacaklar bir türlü sıkılaşmıyor veya incelmiyor. Önceki videomu hatırlayın. Bacağınıza şöyle bir dokunun, elinize kemik gelir. Bazı kişilerin yapısal olarak kemikleri biraz kalındır. Yani hani böyle şey derler ya babadan oğula, anneden çocuğa ee, bir şekilde genetik bir aktarım var. Dolayısıyla orada biraz kalın kemikli olabilirsiniz. Lütfen bir dokunun. Elinize kemik geliyorsa biz bu kemiği törpüleyemeyiz, inceltemeyiz, içe itemeyiz. Veya bazı kişilerin alt gövdesi çok kaslı olabiliyor. Bu tamamen sizin genetik mirasınız. Bu alt gövde çok kaslıysa bir miktar o kasta incelme olabilir. Ama buralar çok yağlıysa, lümbür lümbür böyle sallanıyorsa, sizi rahatsız ediyorsa, kötü bir görüntü varsa işte bu kötü görüntüyü belli oranda inceltebiliyorsunuz. Dolayısıyla e, bu şekilde gün içerisinde ideal ve ortalama bir yüklenmeyle bacaklarınızda kalınlaşma olmaz. Aksine bacaklarınızda sıkılaşma meydana gelir. Bacaklarınız çok ince ise bu sefer de onu yukarıya doğru çekerek biraz kaslandırarak bacaklarınızı o şekilde bir kalınlaştırma olabilir. Ama bu çirkin bir şey değil. Yani bir tavuk bacağını düşünün. Bir tavuğu gözünüzün önüne getirin. İnce bacaklıdır. Görsel olarak sizi rahatsız eder. Böyle tavuk bacaklı olmak da iyi bir şey değil. Ne yapıyor? Çok ince görünen bacakları daha kaslı bir görünüme kavuşturuyor. Ama videomun başında gösterdiğim o kalın bodybuildingçi gibi vücut geliştirmeci gibi olan bacaklardan değil. Çünkü o farklı bir disiplin ve farklı bir gelişim. Bu farklı bir disiplin ve yine farklı bir gelişim diyebiliriz. O yüzden konuyu kafanızda şöyle şekillendirin. Çok kalın olan bir bacağınız varsa sıkılaştırır, ideal oranına getirir. Çok ince bir bacağınız varsa, güçsüzse bu zorluğa cevap verebilmek için vücudunuz o bölgede hipertrofik cevaplar verir ve bacağı bir miktar kalınlaştırabilir ama bu kesinlikle çirkin bir görüntü değildir. Aksine daha ideal ve sağlıklı bir görüntüye kavuşursunuz. O yüzden bisiklet çevirmekten korkmayın. Tutup da hani gün içinde 4 saat, 5 saat, 3 saat bunları yapmayın arkadaşlar. Çünkü bir egzersizi çok fazla vücudunuza yüklemek belli kas grupları üzerinde aşırı yüklenme ile beraber sakatlığı getirebilir. Bunun yerine Haftalık programlara e, sadık kalın. Mesela haftada 3 gün, 5 gün bisiklet yapın. Çok mu çevirmek istiyorsunuz? İkiye bölün. Mesela yarım saat sabah, yarım saat akşam. Ya da bir saat sabah, bir saat akşam. En fazla, en fazla o da. Arada yine dinlendiğimiz için toparlanma olacak. Özellikle vücut tipi olarak armut tipi dediğimiz alt gövdesi kalın kişilerin yapmasını tavsiye ediyorum. Kalın bacakları daha sıkı ve iyi bir görünüme kavuşturur. Ee, yine tavuk bacak örneği vermiştim size. Bunları biraz anlamanız için söylüyorum. Yoksa bilimsel delili tabii ki çok daha farklı. Ee, biraz daha bir ince bacaklı olanların formunu da ideal orana getirecektir. Yani sizi ortalayan, dengeleyen, bacak kaslarını doğru hacme getiren e, faydalı ve güzel bir egzersizden bahsediyoruz. Pedal çevirmekten korkmayın. Herkesi e, pedal çevirmeye davet ediyoruz. Lütfen bindiğiniz bisikletin bu koltuk sele boyunu ayarlamayı buraları tutarken çok kamburlaşmamayı, yaparken yine sırtınızı dik bir şekilde korumayı. Bunları da ergonomik olarak unutmayalım. Mesela şu şekilde böyle kamburlaşarak değil, ideal bir şekilde ne yapıyorum? Bakın sırtımı da dik bir şekilde tutarak pedal çevirebiliyorum. Mesela şu anda koltuğum çok alçak oldu. Biraz daha havaya kalkalım. Evet şu an biraz yukarıda oldu, biraz aşağı. Ve şu anda gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde çeviriyorum. Ve bunu çevirirken de ne yapıyorum? Dizlerimde çok baskı olmamasına, belli açılarda çok baskı olmamasına dikkat ediyorum. E, bunu örnek bir video olarak çektim. E, son zamanlarda salona gelen arkadaşlar da soruyorlar. Hocam bacaklar kalınlaşmayacak değil mi diyorlar. Hayır kalınlaşmayacak. E, o yüzden pedal çevirmeye devam arkadaşlar. Diğer soru cevap videolarımızda da görüşeceğiz. Sağlıklı Hoca YouTube kanalını takipte kalmayı unutmayın. Hemen şuradan da abone olmayı ihmal etmeyin. ve Aklınızda bulunsun. Sağlıklı olmak sizin de hakkınız efendim. Görüşmek üzere.